Hello aşkolar. Bugün yine bir hamburger videosuyla karşınızdayım. Kıstasını alayım önce. Mr. Çıtır diye bir yer vardı. Yeni açıldı burada. Oradan sipariş verdim. Çok güzel. Şöyle bir şeye bakın. Boyu, iç dolusu efsaneye duruyor. Hemen sizin için şöyle önce şey atayım. Bir sıkılacağım. Çok iyi. Bakın logolarına. Şu tatlı mı? Yetkililer beni falan isterseniz belki sponsor olup devamlı yemeğime katkı sağlamak istersiniz. Lütfen boykot ya da linç etmeyin. Bu vardı sadece kola olarak. Ben ne yapabilirim? Tavuğu çok iyi. Yumuşacık. Bildiğiniz üzere ben sıra gidip geliyorum hala. Yani şöyle küçük tavuk parçaları koymuşlar. İşte barbekü sosu. Bayağı iyi. Kocaman. Bu kadar yalgın beklemiyordum. Sonra öfkenle haddini. Bir tuzu biraz az galiba. Ama adamlar şeye kadar hani tuzunu göndermişler. Yanında kürdan falan da göndermişler. Haklısınız artı. Ekmeğim düştü. Benim poncuk kalbim çok güzel. Hamburger seversin. Barbekü sosundan buram buram barbekü aromasıyla. Böyle buram buram. Allah kahretsin, tamam. Kalkan tek başıma kaldım. Arkadaşlarım gittiler. Beni bırakıp. Benim stajım bir haftalardan bitecek. 4 kişilik odada tek başıma kalıyorum. Çok güzel. Hiç kaykanım var mı diye düşünüyorum. Kayak almıştım. Yok ya. Bir tane kız vardı. Bizim kayak odasında. Belki videoyu izlerse bilir. Geçen yıl işte yine bu zamanlarda falan kalıyordum yurtta. Hayır bu zaman değil. Pandemi zamanında Mayıs gibiydi sanırım. Ne pandemi abi? Deprem zamanıydı. Onu karıştırdım. Kızım bir sevgilisi var arkadaşlar. Sevgilisi gel derse geliyor kız, git derse gidiyordu. Direkt yani.
Sevgilisi diyordu ki buraya gitmeyeceksin, şuraya çıkmayacaksın. Yurttayız, bakın yurttayız. Ben şu an yurttayım. Şu an yemekhane var bizim. Yani yine yurdun içinde, erkeklerin giremediği bir alan. Kantine gideceğiz. Kız kantine gitmeyince sevgilisini arıyor, gidebilir miyim diye. Düşünebiliyor musunuz? Kantine. Sevgilisi de düşünüyordu, izin versen vermesen önce. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Nasıl kabul edebilir? Ben ondan çıldırırdım. Diyormuş ki dışarı çıkmayacaksın. Kız kapısıdır burada okuyormuş. Kampüsün önündeki kafelere gitmemiş. Kız 4 yıldır burada. Burada her yer waffle'cı dolu. Waffle'ın onu bile bilmiyor. Bilmemek ayıp değil bu arada. Olabilir. Ama yani sevgilisi çıkmasına hiçbir şekilde izin vermemiş. Nasıl saçma sapan bir şey ya. Sevgilisi diyormuş işte gitme. Ben seni çok... Sonra sevgilisi gidiyormuş. Bakın burada Çamlık diye bir yer var. Park. Gidiyormuş orada içki falan içiyormuş, tamam mı? Hepimiz gidiyoruz bu arada. Yani ailemle falan da gittiğim bir park. Diyormuş ki sevgilisi. Oraya gitme. Oraya aranan kızlar gidiyor. Ne münasebet. Ben kapatayım son. Ne münasebet olsun satayım ya. Yani şu erkeklerin şu zihniyeti düşünmesi beni öldürecek. Kendisi oraya içki içmeye gidiyor. Ve diyor ki oraya kızlar aramaya gidiyorlar. Erkekler de oraya kız bulmaya gidiyor. E niye kendin gidiyorsun o zaman? Yani. O zaman bu işte bir sıkıntı var. Değil mi? Aptal çocuk. Kızmasa müsait değilim diyordu. Çocuk diyormuş ki telefon oda arkadaşlarına versene, çok sıkılıyorum onlarla konuşayım. Vallahi çarpacaktı kızım, aptal. Kız ayrı aptal, çocuk ayrı aptal. Yani kızın bu cümleden sonra çocuğu söyüp süpürüp engellemesi gerekiyor bence. Bir kere tokat mı vurmuş, ne olmuş tam bilmiyorum. Bunlarda çok değişik ve saçma salak insanlar var. Normalde yemeklerin yanında bir şeyler çekmem, hoşlanmıyorum. Ama bu hamburgerciler vesaireler zorunlu tutuyorlar yanında içeceği, patatesi falan. Yani patatesi yoktan hoşlanmıyorum. Tam normal totalde severim. Ama ekmek olan şeyleri yemek daha çok hoşuma gidiyor. Burada Öküz Efendi diye bir yer var. Hamburgerci. Hatta bir kere orada video çekmiştik. Hamburger çok iyi. Sınırsız soslar falan var. Bu da efsaneyim. Yani galiba şu an patates bitiremeyeceğim, kusura bakmayın. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, hoş kalın. Öpüyorum size.